Gerçekten benim için çok büyük bir gurur vesilesiydi. Prag'da Avrupa Şampiyonası'nda finale kalan iki takımın ikisinin de Türkiye'nin takımının olması ve birincilik ve ikincilik için Türk takımlarının mücadeleydi olması bir Türk büyükelçisi için çok büyük bir gurur vesilesiydi. Çocukluğumdan beri renklerine gönül verdiğim, kongresi olmaktan onur duyduğum Fenerbahçe'nin kazanması da tabii ki beni de mutlu etti. Ama Mersin'de çok güzel bir mücadele ortaya koydu. Onları da yürekten tebrik ediyorum. Anadolu'nun bağrından kopup gelip Avrupa'nın ikincisi olmak çok büyük bir başarı. Gerçekten Türkiye olarak ne kadar gururlansak azdır, ne mutlu Türk'üm diyene. Evet ve kupayı Prag'da kaldırmak nasip oldu. İnşallah bu bir başlangıç olur daha nice kupalara. Şimdi o gün yaşanan olay nahoş bir olaydı. Kaybetmeyi hazmedemeyen bir takım yöneticisi, FIBA yetkilisi değil, Çek Basketbol Federasyonu'nun bir yetkilisi değil, maçı Fenerbahçe'ye kaybeden USH Praha'nın bir yöneticisi burada bayrak açmak yasak diye bir kural olduğunu iddia etti. Cahillik yaptı. O cahilliğinin neticesinde de takımı yazılı özür dilemek zorunda kaldı. Biz hemen müdahale ettik. Gerçekten FIBA Avrupa Başkanımız Turgay Bey de çok ciddi destek verdi. Biz de müdahale ettik. Türkiye'den de hem Cumhurbaşkanımız hem Dışişleri Bakanımız bu konuda hassasiyet gösterdiler. Ve neticede olay dediğiniz gibi karşı tarafın özür dilemesiyle sonuçlandı. Ve bugün de sizler de şahit oldunuz. Her yerde Türk bayraklarımızla, şanlı bayraklarımızla biz bu salonu, onların bayrak açamazsınız dediği salonu gelincik tarlasına dönüştürdük. Çok şükür burada Türkiye'nin bu sevincini engelleyemeyeceklerini bir kez daha gördüler.